Merhabalar Görkem Hocam. Merhabalar. Bugün size birkaç soru soracağım. Tabii, buyurun. Öncelikle Fahrenheit 98.6 Revolution programı tam olarak nedir? Fahrenheit 98.6 Revolution 30 günlük bir antrenman ve beslenme programıdır. Tüm programı isterseniz evinizden sadece bir dumbbell ile takip edebilirsiniz. Ayrıca programımızın içinde bir spor salonu bölümü de mevcut. Onu da gittiğiniz spor salonunda takip edebilirsiniz. Peki bu program sporcular için mi yoksa herkes yapabilir mi? Bu program herkes için var. Bu programda en büyük amacımız doğru hareket etmeyi insanlara öğretmek. Yaş, cinsiyet, fiziksel engel, kilo problemi bunların hiçbir önemi değil. Zaten amacımız tüm insanları ortak bir paydada toplayıp tek bir yolda fit olmaya ve sağlıklı olmaya yöneltmek. Bu program gerçekten bir dumbbell ile sürdürülebilir mi? Gerçekten tüm programı sadece bir dumbbell ile sürdürebilirsiniz. Hatta hafif kilo bir dumbbell tercihinde bulunacaksınız. Dumbbell yerine su şişesiyle bile 30 gün boyunca programımızı takip edip güzel başarılar elde edebilirsiniz. Hocam peki diyelim ki ben eve geç geldim ve antrenman saatinizi kaçırdım, canlı yayını kaçırdım. Bu durumda ne yapmam lazım? Sizlere almış olduğumuz WhatsApp grubunda her gün bir canlı yayın linki paylaşacağım. Saat 17.45'te. Eğer bu saate yetişemiyorsanız hiç sorun değil. Çünkü videomuz bu link üzerinde kayıtlı kalacak. Eve geldiğinizde, müsait olduğunuzda linke tıklayacaksınız. Video üzerinden bizim antrenmanımızı takip edeceksiniz. Orada zaten detaylı olarak tüm hareketleri, neler yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Program bu insanları nasıl bu kadar hızlı değiştiriyor? Programın bu kadar başarılı olmasının en büyük sebebi programın sürdürülebilir olması. Çünkü günlük hayatımızda pek çok engelle karşılaşıyoruz. İşte trafik, iş, aile hayatı, işte okul vesaire gibi. Ama herkes gün sonunda bir şekilde evine ulaşmak zorunda. Çünkü bizim orası yaşam alanımız. Yaşam alanınızı spor salonu haline getirirseniz, ki bunu da sadece bir dumbbell ile yapabiliyorsunuz. Kapınızı açtığınızda, müsait olduğunuzda kapınızı açtığınızda karşınızda spor salonu ve sürdürülebilir bir program. Ayrıca beslenme ile birlikte antrenman sisteminin de ilerlemesi çok başarılı bir etki sağlıyor. Bu yüzden programımıza katılan kişiler çok hızlı etki görüyorlar. Peki hocam, yoğun bir antrenman programı anladığım kadarıyla 3 gün antrenman yapıp 1 gün dinleniyoruz. Bu program beni sakatlar mı? Öncelikle antrenman yapmak kimseyi sakatlamaz. Yanlış antrenman yapmak sakatlar. Ayrıca programımızın bu serisinde, Revolution serisinde 3 gün antrenman, 1 gün dinlenmenin dışında pek çok seçenek de olacak. Çünkü bu bazı arkadaşlarımıza, bazı katılımcılarımıza yoğun gelebilir spor geçmişleri olmadığı için. Bu program onları da düşünüldüğü bir program. Daha hafifletilmiş antrenman sistemiyle daha az antrenmanla kişileri olabildiğince hızlı fitleştirmeye çalışacağız. Ben zaten fizyoterapistim. Katılımcıların sakatlanmaması için elimden geleni yapacağım. Isınmaları uzun tutacağım, soğumaları uzun tutacağım. Bol bol gruplara mobility ve esneklikle ilgili videolar göndereceğim. Ayrıca sürekli iletişimde de olabileceğiz. O yüzden böyle bir korku olması çok yersiz. Çünkü doğru zamanda, doğru yerde, doğru oranda antrenman yaparsanız sakatlanmazsınız, daha tam tersine güçlenirsiniz. Hiç kimse sizi sakatlayamaz. Hocam, before after fotoğraflarının gizli kahramanı olarak adlandırdığınız o beslenme programını neye göre hazırlıyorsunuz? Beslenme programını aslında her amaca göre hazırlamaya çalışıyoruz. Mesela bazı katılımcılarımız kas kütlesini arttırmak istiyor. Bazı katılımcılarımız tamamen yağ oranını düşürmek istiyor. Bazı katılımcılarımız da mevcut vücutlarını koruyup performanslarını arttırmak istiyor. Programın içinde pek çok yönlendirme var. Amacınıza göre kendi programınızı oluşturabileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Peki hocam, sizin Fit Kafa gibi bir salonunuz var. Elinizin altında akla gelebilecek tüm ekipmanlar var. Fakat siz aylardır tek bir dumbbell ile devam ettiriyorsunuz antrenmanlarınızı. Bunun sebebi ne? Aslında spor salonunun çok farklı bir motivasyonu var. Halterle çalışmak da keyifliydi. Yıllarca halterle çalıştım. Ama pandemi döneminde şunu fark ettim. Yaptığımız sporun sürdürülebilir olması gerekiyor. Ben vücudumla ve sadece ufak bir ağırlığımla gittiğim her yerde antrenman yapabilmek istiyorum. Ve gördüm ki gerçekten de sürdürülebilir. Ve halterle çalıştığım zamana göre çok daha iyi bir etki aldım kendi vücudumda. Mesela daha iyi koşmak istiyordum, daha dayanıklı olmak istiyordum, daha hafif olmak istiyordum. Kendimi daha iyi hissetmek istiyordum. Bunların hepsine ulaşabildim sadece bir dumbbell ile. Spor salonunda antrenman yapmayı özlüyor muyum? Açıkçası şu ana kadar özlemedim. İlerleyen dönemlerde belki özleyebilirim.
Ama ben artık yarışmacı olmaktan çok sağlıklı ve fit bir birey olmak istiyorum. Benim artık önceliğim çok daha farklı. O yüzden kendi yolumu bu şekilde çizdim. Benimle birlikte 5 aydır antrenman programı takip eden arkadaşlarım var. Onlarla çok güzel bir paylaşım içerisindeyiz. Her akşam canlı yayın antrenmanları beraber yapıyoruz. Ve gittiğimiz her yerde, her şart altında antrenmanımızı yapabiliyoruz. Sadece internet bağlantının olması yetiyor. Bu da beni acayip mutlu ediyor. Tabii buradan salon antrenmanı seven, halter yapmayı seven arkadaşlarıma da şunu söyleyebilirim. Programımızın içinde onlar için çok güzel bir bölüm var. Onları yarışmacı yapacak bir bölüm var. O yüzden Fahrenheit böyle bir çatı altında toplanan spor sever kahramanlardan oluşan bir topluluk. Beraber kamplara gidiyoruz. Beraber yemekler yiyoruz. Duygularımızı paylaşıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Aslında bu spor programının çok daha ötesinde bir aile. Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Hocam size son bir sorum var. Buyurun. Bu program neden bu kadar uygun? Açıkçası programın fiyatı konusunda bana çok olumlu eleştiride bulunanlar oldu. Yani şöyle dediler, hocam niye bu kadar uygun? İşte diğer online programlara göre niye bu kadar ucuz? İnanın bana pandemi döneminde bu programı düşündüğümde programa bir fiyat biçemedim. Çünkü benim için çok değerli bir şey. İnsanlarla paylaşım içinde olmak çok değerli. Bir türlü karar veremedim. İşte yanlış anlaşılmaktan korktum. Hatta ücretsiz yapmayı düşündüm bir ara. Benim amacım herkesin aramıza dahil olabilmesi, ailemizi büyütebilmek. Çünkü ben Türkiye'nin neresine gitsem, dünyanın neresine gitmek istesem her yerde bir dostum var, bir Fahrenheitçi arkadaşım var. Onlarla aynı yoldayız, aynı duygu paylaşımı içindeyiz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Aslında bunun amacı herkesin ulaşabilmesi. Öğrenci de olmalı, iş adamı da olmalı, işte emekli bir teyze de olmalı programın içinde. Herkesle bir arada bir paylaşım içinde olabilmek. Bu kadar. Görkem hocam çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Yeni programda görüşürüz.